kıymetli izleyicilerimiz, Marvel hızlı bir şekilde devam ediyor. Marvel'da tabii alışveriş trafiği kadar seçim trafiği de çok yoğun. Bildiğiniz gibi bizim ihracatçı birliklerimiz var ama bir de ihracatçı birliklerimizin üstünde TÜMMER'imiz var. Türkiye Mermer ve Makineciler Üst Birliğimiz, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir birliktir. Ve kanun yapıcılarla birlikte bugüne kadar bizi temsil ederek maden yasasında ve maden kanunlarında etkin çalışmalar yaptıklarını bilmekteyiz. Onların da seçimi geldi. Yani TÜMMER'in de seçimi geldi. Ve TÜMMER'de sanki ustalık ve ahilik, yani usta çırak ilişkileri, ahilik geleneği devam etmekteydi. Bildiğimiz gibi Sayın İbrahim Alimoğlu TÜMMER Başkanı iken şimdi Ege İhracatçı Birlik Başkan adayı olarak Marvel'da çalışmalarına devam etmekte. TÜMMER'de ise tek adayı olan Sayın Hanifi Şimşek şimdi konuğumuz. Evet Hanifi Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Biz sizin Şimşekler Mermer Yönetim Kurulu'nda başkanı olduğunuzu bilmekteyiz. Ama ve lakin seyircilerimiz ve bizi ilk defa ekranlarında sizleri izleyen arkadaşlarımız biraz tanımak ister. Hanifi Şimşek kimdir? TÜMMER'deki görevi nedir? Kaç yıldır görev yapmaktadır? Hanifi Şimşek iki dönemdir. Ben Şimşekler Mermer'i zaten söylediniz sektöre. Sektör zaten bu konuda beni biliyor, firmamı da biliyor. Ben iki dönemdir TÜMMER'de başkan vekilliği yapıyorum. Bir önceki dönemde Raif Başkanımla çalıştık. 3 yıl onursal başkanımız. Ve 3 yılda Sayın İbrahim Alimoğlu ile beraber çalıştık. 2 dönemdir bu görevdeyim. İbrahim Başkanım da Ege İhracatçılar Birliği'ne aday oldu. Ben de başkan vekili olarak tüm derneklerimle konuşarak, 19 tane derneğimizle konuşarak, istişare ederek ve mevcut yönetim kurulu üyeleriyle konuşarak adaylığımı açıkladım. Ülkemiz için, sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her şey hayırlı olur. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonra daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum sektör için. Aslında bu soruyu size böyle çat sormak doğru değil ama sormam da gerekiyor. Hanifi Bey, mutlaka gönlünüzde yatan bir aslan vardır. TÜMMER Ege İhracatçı Birlik seçimlerinde, İstanbul İhracatçı Birlik seçimlerinde, Batı Akdeniz İhracatçı Birlik seçimlerinde veya diğer İhracatçı Birlik seçimlerinde kimin tarafını tutuyor? Şimdi tüm başkanlarıma başarılar diliyorum. Kim seçilirse seçilsin, ben de seçilirsem tabii yönetim olarak beni layık görürlerse o göreve, ben tüm başkanlarımla her zaman çalışmaya hazırım. Tabii ki İbrahim Başkanım hem benim abim hem sektörün abisi. Tabii ki herkesin gönlünde bir aslan yatar. Yani bunu da oyumu gidip kullanacağım. Onu herkes biliyor yani ne demek istediğimi. Ben çok diğer başkanlara da hayırlı olmasını diliyorum. Ama İbrahim Başkanımla beraber de çalışmaya arzu ederim. Hayırlı olsun. Gene kendinize yakıştığı gibi cevap aldık sizlerden ister istemez. Peki mermer sektöründe İsfaş'ın yaptırımlarına ve yaptıklarına şahit oluyorsunuz. İsfaş Danışma Kurulu'ndasınız. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yılki fuarı ve geçmişteki çalışmaları? Tabii ki bir önceki dönemlerde şimdi kalitenin sınırı yok. Hizmetin de sınırı yok. Tabii bir önceki senenin fuarı, bu senenin yaptıklarımız, bu senenin bu dönemdeki eksiklerimizi tespit ederek bir sonraki seneye daha kaliteli, daha iyi bir fuar, daha bir hizmet İsfaş'la beraber bunu sunacağız sektörümüze. Eksikler yok mu? Tabii ki vardır. Ama 27 yıl önce baktığın zaman veya 15 sene önce baktığın zaman, bugüne baktığın zaman mesela bugün çok güzel fuar geçiyor. Herkesin yüzü gülüyor. Tabii ki bundan sonraki süreçteki inşallah yeni dönemde, çünkü benim de yeni dönem başlıyor. Biz hem İzmir Büyükşehir Belediye'mizle hem İsfaş
genel müdürümüz de Canan Hanım'la ve yönetimiyle ve Tümer yönetimiyle beraber daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gayret edeceğiz. Daha düzenli, daha aktif, daha neler yapabiliriz? Bunun gayretinin içerisinde olacağız ve beraber çalışacağız. Herkesten çalışacağız. İyi diyalog içerisinde olacağız. Umuyorum. Deminki soruma geri dönmek istiyorum. Peki Tümer taraf mı? Tümer taraf değil. Çünkü 19 tane derneğimiz var. İhracatçılar birliklerimiz var. İhracat birliklerinde ve yönetime giren arkadaşlar hem Tümer'de üye aynı zamanda. Aynı zamanda da İMİP'e üye ve Ege'de üye, Akdeniz'de de diğer birliklere de üye otomatik. Herkes birbirlerinin arkadaşlar, dostlar. Ama Tümer hiçbir zaman taraf olmayacak. Olmaz da. Çünkü biz üst birliğiz. Diğer başkanların herkesten mesafemiz aynıdır. Herkesten diyalog içerisinde olacağımıza söz veriyorum buradan. Ama tabii ki arkadaşlıklarımız da başka. Onlarla oturup kalkacağız. Ama sektörün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Biz hangi başkanımız seçilirse seçilsin, biz şahsi menfaatlarımızı, egolarımızı bir tarafa bırakarak sektörün sorunlarıyla ilgileneceğiz ki o zaman bir şey çıkabilir. Eğer biz şahsi menfaatlarımızı ve şahsi çıkarlarımızı ve egolarımızın peşine düşerek ve onları yenik düşürürsek o zaman sektöre bir şey yapamayız. Biz o zaman başkan seçilmemin veya STK'nın da olmanın bir anlamı kalmıyor diye düşünüyorum. Peki seçildiğiniz takdirde sizi diğerlerinden farklı kılan nasıl bir stratejiniz olacak ve önce hangi sorunların üzerine gideceksiniz? Şimdi tabii ben ilk Raif Başkanım'la birinci dönemde geldiğimizde çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Halen de var. Mesela biz havza madencilikleri ilgili iptal ettirdik. Efendime söyleyeyim, işte GSM'lerle problemlerimiz vardı. Onları iptal ettirdik. Mesela 10 sene bir ruhsatı incelendiği zaman 3 tane maddeden ceza yediği zaman ruhsatlar iptal oluyordu. Mesela biz onları 5 sene içerisine çektik. 5 sene içerisinde zaten otomatikmen MAPEK tarafından aynı konudan denetlemeye gelinmediği için o zaman ne oluyor? Ehliyet gibi puanlama sisteminde o otomatikmen o cezalar otomatikmen düşmüş oluyor. Tabi bugüne kadar İbrahim Başkanım'la da Raif Başkanım'la da güzel şeyler yaptık. Ama bundan sonraki de tabii ki çok büyük sıkıntılarımız var. Ben şurada da şunu söylemek istiyorum. Tabii biz madencilik deyince sadece mermer, diğer metalik madenler de var. Madencilik siyaset üstü bir konudur Mehmet Bey. Çünkü hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasi düşüncenin ve siyaset malzemesi olmaması lazım. Çünkü madencilik ve doğal taş, yani madenciliği de hep bütün madenleri kastediyorum. Maden ve tarım, çevre ve orman, zeytincilik, biz bunları hepsini iç içe yapmamız lazım. İç içe yapmak zorundayız. Çünkü madenler şehrin ortasında olmuyor, tarlada olmuyor. Ama dağın tepesinde oluyor ama yan tarafında da tarım var. Yan tarafında hayvancılık var. Yan tarafında çevre var, orman var. Biz bunları iç içe yapmak zorundayız. Bir tarafında madeni çıkaracağız, bir tarafta zeytinimizi de ekeceğiz, bir tarafta domatesimizi de ekeceğiz, bir tarafta mercimeğimizi de ekeceğiz. Ama biz bunu 83 milyonla beraber yapacağız. Çünkü bütün siyasi partiler bir araya gelip bunu daha aklı selim, siyaset üstü bir konu olduğu için bunu siyaset üstünü tutmaları gerekiyor. Çünkü yoksa bugün Covid döneminde biliyorsunuz 2 yıl ne para etti? Maden para etti. Ne etti? Tarım para etti. Ne etti? Çevre para etti. Su. Yani sadece çevre derken bunun su da içinde var, bunun işte ağacı da var. Bunun her şey var yani. Tarım para etti. Hayvancılığa baktığı zaman bunlar para etti. O yüzden de biz de bu bilinçle bütün siyasi partilerin kapısını çalacağız. Bütün siyasi partilerle görüşeceğiz. İktidarıyla, muhalefetiyle, bürokrasiyle biz bu sıkıntıları dile getireceğiz. En iyi şekilde hep beraber temsil edeceğiz sektörümüzü. Çünkü
biz madenciliği ve tarımı, hayvancılığı ve eğitimi kaliteli yapamazsak biz ülkemize hizmet etmiş olmuyoruz. Çünkü siz dünyanın en iyi fabrikayı kurabilirsiniz. Oraya ham madde lazım. Siz dünyanın en iyi entegre tesisi kurabilirsiniz. Süt, hayvan lazım. Hayvancılık yapmazsanız olmaz. Siz dünyanın en iyi tarımla ilgili bugün depolama sistemi kurarsanız, bugün işte elmasını, portakalını, narenciye ekmezseniz bu olmaz. O yüzden ne yapacağız? Biz 83 milyonla beraber, hep beraber çiftçilerimizle, madencilerle, bakanlıkla, bürokrasiyle, siyasi partilerle ve siyasi partilerin il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, milletvekilleriyle beraber yapacağız. O şekilde ülkemize hizmet etmiş oluruz. Sen değil, ben değil, o değil, biz. Bizim madenlerimiz, bizim Afyon, bizim Diyarbakır, bizim Elazığ, bizim İstanbul, bizim Marmara Adası, bizim demeliyiz. Biz bundan kurtulmamız lazım. Biz demeliyiz. Biz Türkiye'yiz. Biz 83 milyonuz. Hep beraberiz. Biz beraber olmak zorundayız. Çünkü bizim bugün Türkiye'nin dört etrafı ateş çemberiyle sarılı. O zaman ülkemize nasıl hizmet edeceğiz? Üreterek hizmet edebiliriz. Yoksa aksi halde bu iş olmaz. Peki ben de buna bir saptama yapmak istiyorum. Hayvancılık da yapsak, tarım da yapsak. Maden olmadan bunları yapmamıza imkan yok. Hayvancılık yapacak olsak kuracağımız çiftlikte demir, çimento, işte ne bileyim boya gibi madenleri kullanmak zorundayız. Çiftçilik yapacak olsak traktör kullanmak zorundayız. Her tarafı maden, lastiği maden, direksiyonu maden, çeliği maden. Maden de maden. Yani ikisi de hem tarım lazım, hem maden, hem çevre lazım. Sayın Başkanım, ben kimi zaman dayak yediğinizi hiç düşünüyor musunuz bir madenci olarak? Şu anlamda ocaklarda ve fabrikalarda meydana gelen kazalarda sanayici ve işverenler ağır cezada yargılanıyor. Ve ciddi hapis kararları alınıyor. Yani üretmek sanki böyle bir suçmuş gibi davranış söz konusu. Ocağında veya fabrikasında iş kazası meydana gelen birçok sanayicimiz hala yüreği ağzında. Ki şunu da belirteyim, hiçbir sanayici, hiçbir ocakçı, hiçbir madenci kendinin ocağında, fabrikasında işçisinin tırnağının kanamasını istemezken asla istemez. Davranışı hak ediyor musunuz? Kendinizi hiç sopa yemiş gibi hissediyor musunuz? Evet, biz bunu hak etmiyoruz ama ben güvenlik uzmanı falan değilim. Benim o alanım da değil. Bunu açıkça hani söylemekte yarar var. Yalnız hiçbir insanımızın bir tırnağı bile dünya malıyla değiştirilmez. Hiçbir iş adamı da böyle bu fikirdedir. Benim düşündüğüm gibi düşün. Çünkü neticede biz insanız. İnsan olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün dinimizin gereği, inancımızın gereği, siz eğer dünya bir insanı öldürmüş olduğun zaman, sebep olduğun zaman bütün dünyadaki insanları öldürmüş gibi bir yani Allah'ın indinde ceza alıyorsunuz. O yüzden de ben şunu söyleyeyim. Evet, bizim işçi problemlerimiz de var. Güzel bir konuya değindiniz. Sadece patronlar. Evet, eğitilmesi gerekiyor. Eğitimlerimiz yeterli değil. Doğrudur. Ama biz bunu en iyi şekilde gayret ediyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün 15 sene önce, 20 sene önce İşçehisar'daki fabrikalar veya Muğla'daki fabrikalara gezdiğiniz zaman bugünküyle aynı mı? Değil. Bugün son teknolojiler kullanılıyor. İnşallah bundan sonraki bölge çalışmaları yapacağız. Hem iş güvenliklerimizle beraber, biz bunu dernek başkanlarımızla beraber, biz bunu en aza indireceğiz. Ama biz bunu bölge temsilcileriyle kanunlar nezdinde eğitimle biz bunu çözebiliriz. Yoksa öbür türlü olmaz. Siz evet, tabii ki güvenlik çok önemli, iş güvenliği çok önemli. Ama güvenlik yapılırken de, bunları anlatırken de sanayici ve iş insanlarımızı da kaybetmemek lazım. Evet, bunu eğitimleriyle beraber yaparsak biz bunu azamiye indiririz. Evet, son olarak cümlelerinizi almak gerekirse, çünkü fuar devam ediyor, sizin de görüşmeleriniz var, ziyaretleriniz var. Son olarak ne söyleyeceksiniz inşallah? Ben
tüm fuar katılımcılarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bereketli olur. Hem ülkemiz için hem sektörümüz için hayırlı olur. Buradan da yar bugün Arife, yarın kısmet olursa Ramazan, birinci günü Ramazan ayımız başladı. Herkese iyi oruçlar diliyorum. Kolaylıklar olsun. İnşallah Ramazan'ı da, bayramı da beraber hep mutlu. Bir dahaki dönemdeki fuarda inşallah daha böyle, daha gürgür, daha coşkulu, daha bereketli bir fuar yaparız. Ama hep beraber, yeni başkanlar da seçilir. Biz de inşallah seçiliriz. Hepimiz birbirimizin gözünün içine bakarak mutlu bir şekilde sektörümüze, ülkemize, insanımıza hizmet ederiz. Size de şahsım adıma, şu an Tümer Başkan Vekili olarak size de teşekkür ediyorum. Şahsım ve sektörümün adına. Herkese saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olun. Evet, biz de Sayın Hanefi Şimşek'e bu güzel temennilerinden dolayı ve programımıza katıldığından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah seçimler de hayırla neticelenir, dostluk kazanır, kucaklaşılarak seçim günü, seçim bittiği anda kucaklaşmalar başlayacağına ümit ediyor ve demokrasinin yerine geleceğine kanaat getiriyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.